Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Bir cihaz geliştirmişsiniz sanırım. Evet, ben Nuriye, arkadaşlarım Şeyma Aygül. Bu cihazı geliştirdik. Kendi programımız var. Öncelikle şu cihazımız USB'li bileklik. Bu bilekliğin üzerine barkodlar yapıştırıp barkodlara numara veriyoruz. Numara verdikten sonra barkod makinesini okutunca kişi bilgileri ekrana düşüyor. Ve bu bileklikler aynı zamanda hastanemizde bulunan triyaj alanları ile ilgili. Triyaj alanların renkleri kırmızı, yeşil, sarı olduğu için bu şekilde bileklik geliştirdik. Yani bize daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu proje okul bitirme projemiz. İnşallah mezun olacağız. Okul bitirme projeniz bu. Evet. Hayırlı olsun hem projeniz hem de diplomanız. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Robot yaptık demeyin. Biz robot yapmadık tabii ki. Ben Sato Özlük, arkadaşım Ruhsar Uzun Gündeşli, Keyifselcilik Yusuf Özkan. Bizim robotumuz hasta karşılama ve yönlendirme dahilinde işleyen bir robot. Robotumuzun şu kısmı sensörlü, şu kısmında kameralar var. Şurada da açma düğmesi var. Bizim işlemci robotumuz şu an portatif. İngilizce konuşuyor. Aynı zamanda onu dışarıdan desteklemek için ses kayıt cihazıyla destekledik. Açtığımızda şöyle merhaba, hastanede hoş geldiniz. Bu sistemi siz mi geliştirdiniz? Evet, şey olarak özelliklerini biz söyledik. Ona göre parçalarını falan sipariş verdik. Yere kadar sizi eşlik edeyim. Lütfen beni takip edin. Hastanemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Bizim projemiz kart hasta kayıt projesidir. Bunların her birinde 5 adet kullanım hakkı bulunmakta. 100 adet kartımız mevcut. Hasta geldiğinde bunu kart okuyucuya bastırıyoruz ve hastanın girişini otomasyon sisteminden gerçekleştiriyoruz. Bu sizin aynı zamanda okul bitirme projeniz. Evet. Üçünüz mü geliştirdiniz bu projeyi? Yok, hayır, 6 kişi. 6 kişisiniz. Peki, tebrik ederiz. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Okul bitirme projeniz sanırım. Evet. Cihazınızı biraz anlatır mısınız? Kaydediyoruz. Burada resminizi tamamlıyoruz. Cihaz aynı zamanda resminizi de kaydediyor. Parmağımızı bu şekilde okuttuğumuz zaman burada resminiz ve bilgileriniz çıkıyor. Aynı zamanda da bilgisayarda da çıkıyor. Yani hastanelere insanlar geldiği zaman parmak okutmayla cesediniz aynı zamanda bilgisayarda da çıkıyor. Bütün bilgilerimiz çıkacak. Evet. İnsanlara büyük bir kolaylık bu. Evet. Siz mi geliştirdiniz bunu? Yazılımla birlikte geliştirerek sağlık sektörünü kullanmayı planlıyoruz. Evet. Hem kağıt tasarımı, arşiv alanlarını tasarımı için. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Sanırım sizin de okul bitirme projeniz bu. Evet. Biraz anlatır mısınız bize? Cihazınız ne işe yarıyor? Projemiz hem parmak izi okuma, hem yüz tarama, hem de kart sistem olarak çalışıyor. Yani bütün vatandaşlarımıza hizmet verebiliyoruz biz. Bu nasıl oluyor derseniz de, hani projemizin amacı zaten hasta kabul şeyi olarak kullanıcı. Hasta kabullerde, yani hastanelerde kullanıcı. Şu anda personel giriş kartı şey sistemi olarak kullanılıyor ama biz hastaneye tasarladık bunu. Mesela vatandaşlarımızda engelli olanlar var, parmağı olmayanlar var. Bununla için yüz tarama sistemi kullanıyoruz. Yüz tarama sisteminde hani yüzünde hasar olan insanlar için de kart sistem. Yani her vatandaşın kendine özel kartı olacak hastaneye girerken. Ve bunu okuttuğumuz zaman direkt sizi tanımlayacak ve hastaneye kabul edecek. Şöyle de bir hasta dosyamız olacak. Mesela hastanelerde artık kağıt israfını önlemek için, zamandan tasarruf etmek için böyle bir hasta dosyası geliştirdik. Bu bizim arşivimiz. Yani bütün bilgiler, hastanın bütün bilgileri buna kaydolunup arşivde bu saklanacak. Bu yazılımı tamamen siz geliştirdiniz değil mi? Evet, biz geliştirdik. Bu projeden kaç not aldınız bu projeden? Şu an henüz bilmiyoruz. Ama yüksek bir puan almayız. Mezun olduğunuza göre yüksek bir puandır umarım. İnşallah. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet.
bir dakika. Biz NFC destekli bilezik geliştirdik. Ne oluyor bahsettiğiniz isim? Bahsettiğimiz NFC kart olarak geçiyor. Bunu bilekliğe koyduk ya da yerleştirdik, yapıştırdık gibi. Bir görebilir miyiz? Görebilirsiniz. Bu flashlı bileklik olduğu için arşivin de flash olarak bilgisayara aktarmayı düşündük. Yani daha önce girmiş olduğumuz bilgiler bu flashın içerisinde oluyor. Evet, bu flashın içinde olacak. Bunun için hasta dosyasına ulaşmak istendiğinde kolay bir şekilde ulaşırsın. Yani her hastanın hasta dosyası bileğinde oluyor. Bunun yanı sıra hazırladığımız programda da kayıtlı kalıyor bu. Hastamızı kaydettiğimizde bir kere kayıt yapıyoruz bu programda. Tıbbi kayıtlar diye bir programımız var. Bileklik kaydettiğimizde hasta bir daha geldiğinde bu sefer kayıt yapmaya gerek yok. Bilettiğini okuttuk. Muayenesini oluyor. Bu sizin okul bitirme projeniz değil mi? Evet. Ne kadar sürede bitirdiniz bu projeyi? Bir ayda. Bir ayda. Yazılımı sanırım tamamen size ait. Evet, size ait. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Sanırım sizin de bir projeniz var. Evet. Biraz bahseder misiniz? Evet. Projemiz Mr. Kartu sistem ile hasta kaydı. Şöyle bir projemiz var. Bizim projemiz mesela bir hasta geldiği zaman hastaneye ona özel bir kart veriyoruz. Ve bu karta onun isimlerini veriyoruz. Bu hasta bir daha geldiği zaman o kartla okuduğumuz zaman direkt bilgileri ekrana geliyor ve zaman kaybını engelliyor. Daha çok verim veriyor. İnsanların daha çok uğraşmamasını sağlıyor. Bu projeyi 1,5-2 ay sürede yaptık ve 13 kişiyle ortaklaşa yaptık. Bitirme projemiz olarak yaptık. Bu kadar. Projemizin içeriği yazılım falan var. Yazılım yaptık. Hastanemizin ismi Özel Mavi Aç Hastanesi. Mavi. Mavi, otizme mavi ışık yanıyor ya. Evet. Oradan esinlenerek mavi ağaç ise hani ağacın dalları her türlü hastalığa deva şeklinde bir şey. Tebrik ederiz. Bu projeden notunuz kaç oldu acaba? Merak ettik. Daha belli değil. 100 mü diyorsun? Belli değil. Belli değil. Sanırım mezun oluyorsunuz. Evet, İnşallah. Mezuniyetinizde böyle güzel bir projeyle taçlandırdınız. Evet, bitirme projesi. Peki buradan bir alt sınıftaki arkadaşlarınıza bir tavsiyeniz var mı? Yani okusunlar. 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 Alttan ders hayatta bırakmasınlar, çalışsınlar. Uğraşacakları çok şey. Allah yardım etsin onlara. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Yasemin Hocam, merhabalar. Merhaba. Yasemin Özel, ben Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanıyım. Tıbbi Dokümantasyon Programı öğrencilerimiz. Program kapsamında ders anlamında okuldan mezun olmadan önce öğrencilerimiz tıpkı mesela lisanslılar nasıl tez hazırlayıp bitirdikleri gibi ön lisanslılar da bitirme projeleri hazırlıyorlar. Bizim yaptığımız bitirme projeleri de alanımızla ilgili. Yani hasta kabulde ya da hasta girişinde yeni bir hastane kuruyoruz ama bu kurduğumuz hastaneler bundan 30 yıl önce, 40 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonrasını yansıtacak hastaneler. Yani gelecekte biz sağlık sistemini daha iyi hale getirmek için hangi projeler yapabiliriz? Neler ortaya çıkarabiliriz? Bunlar üzerinde projeler yaptılar öğrenciler. Bu parmak okuma, barkod okuma, NFC ile okuma, göz taraması, DNA okuma gibi buna benzer projeler de var arasında. Öğrencilerimizin başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğer mesela bazı projelerde desteklenip bu patent alınabiliyor. Eğer öğrencilerimiz desteklenirse de, değerlendirilirse de çok iyi patent çıkacak ürünlerimizin olduğunu düşünüyorum. Hocam, biz az önce arkadaşlarla röportaj yaptık. Cihazlarını tanıttılar bize. Evet. Gerçekten insanlara çok faydalı, güzel cihazlar var. Evet. Bunlardan nasıl faydalanılabilir? Yani nereden destek alınabilir? Şöyle, bazı yazılım firmaları da zaten özel kurulan hastanelerle anlaşabiliyor. Böyle bir özel hastane kurumu ya da biz hastanelere gidip bu projeleri tanıttığımız zaman, sunduğumuz zaman her hastane, özellikle özel hastaneler kendi kalitelerini arttırmak için bu tarz yöntemler seçtikleri için mesela şimdi baktığınız zaman devlet hastanelerinde el okuma yok. Özel hastanelerde var. Özel hastanelerde bu tarz projelere ilgi duyabiliyorlar. Biz gösterdiğimiz zaman onlar da telif hakkını alıp kendi hastanelerinde kullanabiliyorlar. Peki, herhangi bir talep geldiği takdirde bunların seri üretimi yapılabilir mi? Tabii ki de seri üretimi yapılabilir. O tarz üretilen bir şey, yazılımları var bunların.
Bu güzel projelerin baş mimarı sizsiniz hocam. Hayır, öğrenciler. Öğrencileriniz yani, ama sadece yönlendiren sizsiniz. Biz 2050 yılında ya da bundan 30 yıl sonraki bir hastanede, şu anki yaşanan hastanede bulunan sıkıntılardan nasıl kurtulabilir? Hasta daha hızlı nasıl kayıt olabilir? Hani biraz beynimiz, ben onları beyinlerini zorlama konusunda zorluyorum. Neler yapılabilir konusunda, ama bunların bütün hepsinin mimarı onlar, ben değilim. Yasemin hocam, biz arkadaşların projelerine hayran kaldık. Siz bir öğretim görevlisi olaraktan öğrencilerinizi değerlendirir misiniz? Yani başarılarını. Ben elimde olsa hepsine ayrı patent başvurusunda bulunup, çünkü sonrasında kullanılması muhtemel olan şeyler var. Mesela parmak okuma, göz okuyucu gibi, ya da kartlı sistem var. Mesela bir tanesinde DNA okuyuculu kartlı sistem var. Onun ben gelecekte kullanılacağını düşünüyorum, ama şu an mesela ilk bizim düşüncemiz bu. Patent aldığımız zaman ileride o öğrenci de hem yararlanmış olacak, düşünce paraya çevrilmiş olacak bir nevi. Murat, şunu bir takip etsene şunu hocam. Takip ediyor işte. Kızlar, denesin. 11. grubun sanırım beni. Sakın bana anlatır mısın kanka?